Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sürpriz videoyla sizlerleyiz yine. Bugün bu bizim mevcut olan depoyu Murat'la, Budi ile, Mustafa ile güzel bir fight kulübe çevirmek istiyoruz. Bu değişimi bizlerle izleyin. Hadi. İşin büyük bir çoğunluğunu bitirdik. Alın teri. Yani yapmazsa ne olmuyor. Hadi dedik yapalım bu işi. Birden bir giriştik. Şu an neredeyse yarısı bitti bile. Burayı depo haline çevirdi bizim arkadaşlar. Biz her bulduğumuz bir malzeme atmaya başladı ve burası karman çorman bir hale geldi. Şimdi Mustafa sabah bana bir video açtı. Aa, burası bir salon olsa ne olur dedi. Lan dedim, benim de aklımda zaten böyle bir yer sırf kendim için açmak var. Burada yaşıyorum. Altında spor salonum, iş yerim. Burası da bizim ofisti. Neden bir Q Fight Club, Burak Fight Club olmasın dedim. Ben bu arada herhangi bir ders vermek veya maddi bir şey gütmek için yapmıyorum burayı. Burayı tamamen kişisel odaklı, arkadaşlarım ve kendim için yapacağım. Bakalım yavaş yavaş her yere dokunacağız. Neler gelecek bekliyoruz. Evet ya, hayal de gerçek oldu şimdi. Kafamda böyle canlanıyor neler yapsak diye. Ama güzel bir ekip işi oldu. Hemen boşalttık burayı. Sağ olsun herkes elinden geldiğince güzel şeyler çıkardı. Hesap yaptım abi ama. Sürekli gitmek, gelmek konusunda, ondan sonra salona üyelik parası hesaplayınca bir yılda kendi parasını 1,5 yılda amorti ediyor. Videoda biraz hızlı göreceksiniz ama yaklaşık biz burada 5 saattir çalışıyoruz. Vallahi yoruldum açıkça. Yemek molası verdik geldik. Sağ olsun abiler de yardımcı oluyor. Güzel, keyifli. Malzeme seçiminde bizzat beraber bakarız. Ne kadara mal edeceğiz burayı, onu hep beraber görürüz. Evet, 6 gün geçti. Yaklaşık ilk temizliğimizi yaptığımızdan bu yana. Sipariş ettiğimiz malzemelerin bazıları geldi. Bu geldi. Bir tane boks torbamız. Onları bu bölümde delikler açıp asacağız. Güzel bir ağırlık çantası sipariş verdik. Böyle gördüğünüz gibi. 20 kilo. Bu olmazsa olmazlardandı. Bir tane de ekstra Liverpool markalı su torbası sipariş ettik. Onda biraz boks çalışmalarında vurduğunda sekme olmadığı için, sabit yenildiği için o tarz bir antrenman olacak. 3 tane torba. Yerleri tatamilerimiz de perşembe günü geliyor. Haftaya perşembe. Yani sanırım biz bunu bir 13-14 günde halletmiş olacağız. Malzemeler çabuk ulaşsa 2 günlük bir iş var ama malzemeler gelmiyor. Neyimiz var başka? İpimizi getirdik. Zaten elimizde vardı. Güzel bir ipimiz var. Arka tarafta çok güzel bir tekerimiz var. Balyozu dönmek için. Ondan sonra kendi yaptığımız güzel ürünlerimiz var burada. El yapımı kettlebell'imiz falan. İyi olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Malzemeler geldi, sizinle paylaşacağım. Son 5 günlük bir aşama. Camlarımızın arasındaki kutuları değiştirdik. Böyle alüminyum yaptık. Bunlar plastikti. Uzun vade daha sağlıklı olacak. Kışın burada yağmurlar çok sağlam oluyor. Yukarı çıktık da Adem'in tavan arasına baktık. Tavan arasında torbaya asacağımız profillere baktık. İnce yani 30-30. O torbayı taşıyacağını düşünmüyorum. Demirci gelecek zaten kafes yapımı için. Demirci geldiğinde tavana bir kaynatma, bir lehim yapar. Kalın bir profil takar diye düşünüyorum. Böylelikle daha sağlıklı bir iş çıkarmış oluruz. Yapmışken tam bir iş yapalım diyorum. 3 tane bölmemiz olacak işte. Son 5 gün. Sabırsızlıkla bekliyorum. Torbalar için plan çiziyoruz. Normalde benim aklımdan geçen şuydu. Buradan bir boru çıkartıp oraya kadar uzatıp torbaları asmaktı. Ama usta diyor ki yukarıdaki profil çok güçlü. Bence hiç boru atıp ekstra hiç çıkarmayalım. Buraya bir uzun neye dikelim. O zaman sallanmaz diyor. Ben de olur dedim. Ustalığına güveniyorum. Şu ortaya bir tane bir de oraya delik açacak. Yukarıdan sarkıtacağız. Basit olacak bakalım. Güzel olacak bence. Evet sayın seyirciler, anasını satayım buldum. demirlerimizi güzel bir koruma sağlaması için birazdan tel girilecek. Bunları geçireceğiz. Tanesini 8 liraya tek sende buldum. Bize maket bıçağı aldım. Kesip güzelce bunu böyle yapıştıracağız. Perde de siyah ya, güzel olacak. Şimdi bu kısma da yine bunları keseceğiz başka. Bir tanesini böyle iki tane oluşturacağız mesela. Bu ya. Bunu üstte yapsak. Bak şöyle. Kelepçe var ya. Sana bir böyle. Bir bölümsene. Çene hizasına yedikmiş. Baksana bu böller bile gelmiş. Güzel. Ürün güzel. Gitti gidiyor lan sipariş verdim. Dışarıdaki sorbasında. Hepsi burada.com'dan verdim. Güncel bütün fiyatları listeleyerek sizlere yazacağım arkadaşlar. Bu salonu ne kadara mal ettik. Hepsini teker teker yazacağım. Eğer kendinizde böyle bir salon yapmak isterseniz. O zaman suyu dolduralım. Ne dersin? Evet, burada.com'dan Liverpool'un su torbasını sipariş vermiştik. Geçen sipariş verdim. Depolu çıktı, arızalı. Çok değişik bir aparat sistemi yapmışlar arkadaşlar. Bunu hortumu buradan geçiriyorsun. Bunu da buraya salıyorsun böyle. Sonra suyu zavadanak veriyorsun. Ama niye böyle bir şey yapmışlar onu anlamış değilim. Şöyle büyük bir ağızlık yapsalardı da. Aç. Dolsaydı daha mantıklı olmaz mıydı? Bugünkü antrenmanımız o zaman kendi salonumuzda yapalım. Daha var mı boşluk başka, ne diyorsun? Ama kaçırmıyor şunu. Çevir. Çevir başka. Tut. Biz niye geçen Murat'a şöyle koyduk? Buranın değişim videosunu çektik biz. Burası hangardı. Onu değiştirdik. Ha, nerede? Evet, salonumuzu açtık. İlk antrenmanımızı bütün gençlerle beraberiz. Ahmet hocam burada, Ahmet. Mehmet geldi kardeşim. Bugün bizimle antrenman yapacak. Murat hocam burada, Bavuş burada. Hocam, salonu beğendiniz mi? Öncelikle onu sorayım. Ben beğendim, bize yeter. Allah bin bereket versin. Kış günü bizi sokakta bırakmadı. Evet, her şey var. Yani her şey güzel. 6 kişi ben bilerek bugün kalabalık çağırdım ki sırf bu kalabalıktan antrenman çıkıyor mu diye merak ettim. Valla sırf o yüzden biraz daha kalabalık istedim. Çıkar. Yani zorlar ama çıkar. Biz şurada göt kadar yerde yapıyoruz. Yapmak isteyen her yerde yapar da bu gayet güzel abi. Normalde 6 kişi çağırdı bugünlük için. Gergin'e kadar 6 kişi olmayacağız yani. O demek istedim. Yani. Normalde 4 kişi 3 kişi yapıyoruz antrenmanları. Split'te bile bir 6 kişi nadir olur. Ben hatırlamıyorum 6 kişi. 3 kişi orada çalışsa bak, 3 kişi orada çalışsa 2 kişi de ortada çalışır abi. Ne? Yani model olarak. 4 kişi orada çalışır. Ya şimdi makineler çıkar yani. Değil mi? Herkes verimli torbaları falan kullanayım derse verimli bir şekilde çalışır. Ona göre 3 tane bir şey var. Ortada 2 kişi olsa hani daha rahat çıkar. İyi. O zaman bunun hakkını verin, yerlere kan istiyorum hocam. Buralara böyle kan yönlüyorum. Siktir. Bu matlar kırmızı olsun. Ben bile ihtiyar verdim, kırmızıya döndürüyorum. O zaman antrenman başlasın.